Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız sözlerinin sokakta nasıl karşılık bulduğuyla ilgili halkımızın fikirlerini alacağız. Bakalım halkımızdan bu konu hakkında nasıl cevaplar gelecek, hep birlikte görelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekonomiye baktığımızda, kurların seviyesine baktığımızda bunun kurtuluş savaşından çok bir çöküş olduğunu görmekteyiz halk olarak aslında. Ve çevremde de biliyorum. Bunun sebebi alım gücü düşüyor herkesin. Maaşlarımız eriyor, çalışmamızın karşılığını alamıyoruz. Ve günden güne eriyen maaşlarımız market fiyatlarına en basitinden yetişmiyor, pazar fiyatlarına bile yetişememekteyiz. Bu sebeple aslında bunun kurtuluş savaşından çok bir çöküş olduğunu düşünmekteyim. Ne gibi çözümler getirilmeli? Açıkçası reel iktisadi politikalara dönülmesini düşünüyorum. Bilime, iktisadın bir bilim olduğuna inanıyorum ve bu bilime de kulak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyada denenmemiş bir şeyi denemek çok akıl kârı gelmiyor benim açımdan. Faizin düşmesi bu durumu etkiliyor mu? Bilindiği üzere tüm gelişen ülkelerin faiz arttırdığı bir dönemde üstelik üretimimiz de oldukça kısıtlıyken faizin düşürülmesi de bu açıdan çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Tam tersi arttırmamız gereken bir yerde tam tersini yapıyoruz. Dünyaya bir şekilde belki meydan okuyoruz ama bunun bir karşılığı olmadığı da ortada. Siz neden yüksek faiz istiyorsunuz? Bunun sebebi aslında yüksek faiz istememden kaynaklanmıyor. Doları baskılamak için faizin olması gereken seviyesinden ve enflasyona karşı oldukça zayıf bir duruma düşen TL'den kaynaklı bunu söylemekteyim. Yani enflasyon oranı bu kadar yüksekken enflasyonun, reel enflasyonun altındaki faiz getirisi aslında TL açısından oldukça olumsuz bir durum yaratıyor. KOBİ'ler açısından da düşünürsek evet, düşük faizli kredi kullanmaları mümkün. Fakat kendi akrabalarımdan da bildiğim üzere vadeli satış dahi yapamamaktalar. Çünkü bir sonraki günün kur seviyesini tahmin edemiyorlar. Bu da onların aslında ticari hayatını olumsuz etkiliyor. Çünkü sattığının yerine koyacağı şeyin fiyatının bir daha o satış fiyatı üzerinden olup olamayacağını kestiremiyor çok fazla. Keşke krediye hiç ihtiyaç duymayacağı bir ortamımız olsa, o şekilde devam edebilsek. Maalesef şu andaki ekonomik gidişatı olumsuz buluyorum bu yönden. Yüksek faiz ekonomi için olumsuz diyorlar, böyle düşünülüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüksek kur da bir o kadar olumsuz. Düşüncelerim bundan ibaret. Yani yüksek kur da ne kadar olumsuz etki yaratıyorsa, evet yüksek faiz de o kadar olumsuz etki yaratıyor olabilir. Fakat şu aşamada bir dengede tutmak adına, tamam belki %19'du ilk indirmeye başlanılan seviye. %19'dan aşağı çekilebilir tabii ki. Şu anda güncel olarak %15 seviyesindeyiz ve Aralık ayında da bir indirim beklentisi hakim piyasalarda. Fakat enflasyon seviyesinin, yani çekirdek enflasyon değil bahsettiğim, reel enflasyon seviyesinin altına inmeye başladığımızda çok fazla, bu da kurdaki şu an yaşadığımız ataklara sebep oluyor. Biliyorsunuz 8.30'du yazın, son 3 ayda %35'e yakın değer kaybına ulaştı dolar ve diğer tabii ki döviz birimleri. Bu da oldukça piyasayı olumsuz etkilemekte. Bir aradaki dengeyi kurmak gerekirdi belki de. Yani %15 yerine belki 2 puanlık bir indirimde tutulsaydı kurda bu kadar atak yapmayacaktı. Keza son indirimden sonra ve Cumhurbaşkanımızın dün ve ondan önceki günkü açıklamalarından sonra %18'e yakın bir değer kaybı yaşandı. Özellikle dün açısından söylüyorum. Bugün biraz gerileme var, yatırımcı gelecek diye. Umarım gerçek ve doğru çıkar bu haberler ve kurda biraz sakinlemiş olur. Ya bu ülke, bu laf hiç yakışmadı. Ekonomisi gide küte gitti. Şu an dolar almış başını gidiyor. Fakir fukara perişinde. Perişan halde. Şu an zamlar geliyor. Marketler gitgide zam yapıyor. Fakir fukara perişan. Bu ekonomi gitgide kötü olacak. Nasıl? Ne aldınız da zamlandı? Ya zam geldi. 70 liradan 92 liraya gelmiş. Şeker 5 kilo 20 liradan 40 liraya geldi. Daha da gitgide gidiyor yani. Bakalım sonumuz ne olacak? Ama başka almış olduğunuz ürünler geldi. Kiralar iki katına katlandı. Bakalım ne olacak? Elektrik askeri ücretle geçinemiyorlar. Geçinemiyoruz. Kalkıp bir telefon alamıyorsun. Yani bir telefon alamıyorsunuz. iPhone kullanamıyoruz. iPhone artık bir hayal oldu, bir araba gibi oldu. Yani peki bu durum için neler yapılabilir? Nasıl iner dolar?
kendine çeki düzen vermesi lazım. Bunların tekrar oturup konuşması lazım. Bilmiyoruz yani. Bakalım ne olacak. Dış ülkeler oyun oynuyor mu Türkiye için bu durum? Olamaz yani. Dış oyun olsaydı şimdiye kadar oynarlardı. Bakalım. Ben bu konuda çok isyankarım şu an. Bunun nedeni ben sanatçıyım şu an. Şarkı çıkartmaya çalışan bir insanım. Birçok teklif alıyorum. Birçok konser teklifleri almama rağmen şarkımı çıkartamıyorum. Bunun nedeni bugün bir mekan kiralayacağım. Klip çekeceğim bundan bir ay önce. Bu mekan 2000 liraysa bir ay ya arada 25-30 gün geçiyor. Ben şu an kiralamaya ve bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu mekan şu an 30 bin lira ve ben sadece bir mekana 30 bin lira vereceğim. Yani ben bu İstanbul'a yıllardır buradayım ama sürekli şehir değiştiriyorum maalesef işlerden kaynaklı. Yaklaşık bir ay bile olmadı şu an ben buraya geleli. Ve ben bir ev baktım. Tam 15-20 gün boyunca yönetmenimde kaldım. 15-20 gün ev baktım. Ev kiraları sadece bir tane eşyasız ev 4,5 milyardan başlıyor. Artı ben emlakçıya komisyon vermek zorundayım. Yani benim eve bir girişim, bir ay kira paramı 19 milyarla ben bir eve giriyorum. O da en kötü evden bahsediyorum. Nerede? Niye köyde ya? Ama böyle kağıthane arasında bir yerde. Yani bu kadar kötü bir eve ben ilk giriştim. Bulamıyoruz. Ev yok ki emlakçılarda. Aradınız mı siz? Sordunuz mu? Emlakçılarda ev yok. Ben... Yani ben biz bu odalardan çok şikayetçiyiz. Bakın ben geçen markete gidiyorum. Mesela çikolata en basiti. Bu da bir ihtiyaç bence. Ben bir Nutella alacağım. Diyorum ki ne kadar? Biz vitrinden kaldırdık. Dolara zam geldi. Fiyatlar çok arttı. İşte geldiği zaman tekrardan vitrine koyacağız. Biz de bulamıyoruz. Söyleyin ben nasıl yaşayacağım mesela şimdi? Ne gibi çözümler getirilebilir? Yani bu yani ben bilmiyorum. Başımızdaki insanın... Bence artık ne gibi çözümler getireceğini kendisi bulması çözüm gerek. Çözüm paket gerekirse kurban yani... yiyeceğiz. Yine de devletimize sadık olacağız. Öyle. Bir kuru soğan, bir hoşafla yaşamaya razıyız. Yeter ki devletimiz var olsun, milletimiz var olsun. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomimiz 2-3 sene bizi zorlayabilir, evet. Sıkıntılar çekebiliriz ama ekonomimiz yükselecek. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Düzelecek her şey inşallah. Geçiş dönemi mi bu dönem? Bu sadece bir geçiş dönemi. Dış ülkelerin baskısını biliyoruz. Ben size bir şey, başımızda bu insan olduğu sürece bize geçiş dönemi falan yok. Yani ben gerçekten öğrenci arkadaşlarımı görüyorum. Ya bir yerden bir yere gidemiyorlar ya. Yani bir hayat sürdürmek... Bu duruma ne diyorsunuz? Bir hayat sürdürmek... Ya dediğim gibi zorluklar çekeceğiz. Önümüzdeki 200 sene boyunca. Benim ama inanın ki şu an geçiş dönemindeyiz. 200 sene sonra ekonomi düzeldiğinde herkes rahatlığa kavuşacaktır. Pardon, siz ne düşünüyorsunuz dolarla ilgili? Valla hiç dolarım olmadı. Almanya'da yaşadığınızı söylediler ama evet. Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'deki durumlar nasıl sizce? Yani buradakilerine üzülüyoruz tabii ki de. Orada daha mı rahat? Evet, daha. Ne gibi mesela? Yani mesela orada kimse aç değil, parasız değil. Ya da bir evi tuttuğu zaman bu kadar para ödememesi gerekiyor. Atıyorum asgari ücretiyle geçinemiyorsunuz, devlet sana üzerine daha para yolluyor. Ne kadar oda bir asgari ücret? Şu an 1800 euro. 1800 euro kira seviyorum. 400, 500 euro. 500 euro yapılabilir mi? Evet, tabii ki. Daha fazla. Hayır. 8-900'de sen ne yaparsın? 4-6 bir odalarda mesela öyle. Yoksa hayır öyle bir şey yok. Lüks bir yerde yaşamak istiyorsan yani villa kiralarsın. 1800. Tabii ki geçinebiliyor. Daha çocuk parası geliyor, okul parası geliyor, okula gittiği için malzeme parası geliyor. Suyun, ceyranın, yemeğini zaten devlet ödüyor. Kiran da ödüyor. Tabii ki. Yani. Aachen'da. Ben Hollanda Belçika sınırında oturuyorum. Evet. Yani orada kimse Almanya'da gelenler eğer açım diyorsa bu zaten bir yalandır. Öyle bir şey yok. Çünkü orada herkes arabasını alıyor. En lüks arabaları kullanıyorlar. Güzel de maaş alıyorlar. O zaman Türkiye'de de böyle olmasını destekliyorsunuz. Türkiye'de böyle olmalı tabii ki. İnanın bak bir tane ev kirası 3,5 milyar. Ben bunu asgari ücretle ödeyemem. Eğer evde tek çalışan ki benim mesela babam yok. Benim abim uzman çavuşluğu bırakıp geldi. Orada bile çünkü para yok yani bir şey yok. Hayat yok çünkü. Biz şu an nasıl mesela ben sanatçı olarak ne haldeyim? Hiçbir şey yapamıyorum ki ekonomiyi siz düşünün artık. Yani en azından başımızdakiler
bize biraz destek olabilse ya. Demek ki sokakta yani kalan gerçekten. Bence daha çok. Yani zam yapabilirler buradaki. Çünkü buradakilerine baktığın zaman bir restoranta gidiyorsun, iki kişi yemek yiyor 200-300 TL. Bizim orada gidiyorsun 18 euro veriyorsun. Kebabından tut ayranı, üzerine bir de tatlı yiyorsun. Burada tabii ki. Evet. Ben yaşıyorum orada. Bir çorba bizim orada 3 euro. Burada ne kadar çorba? 3 euro mu? Evet, 3 euro. Maalesef bir çorba 8 euro. 8 euro mu? Evet. Abi nerede yedin sen 8 euroyu? Paris. Paris. Ben Paris otu orası. Almanya'da. Almanya'da öyle bir şey yok. Almanya'da 8 euroyu sen çorba yediğin zaman devlet ayağa kalkar. Hayır, 50 kuruş. O da şeyde, petrolde, AVM'de tuvaletler ücretsiz. Birincisi. Bak siz Paris diyorsunuz. Benim kaldığım yer Paris, Almanya değildir zaten. Ben Almanya'da kaldığım için Almanya'da kalanlar kimse aç diyemez. Domatesin fiyatını 4 euro yaptılar. Merkel hemen ayağa kalktı. Bütün domatesi 79 kuruşu indirdi. Öyle bir şey yok bizim orada. Türkiye'de de böyle mi olmalı durum? Ya, Türkiye'de şu an bu olamaz. Bunun olması imkansız. Çünkü devlet vergilerle ayakta şu an. O yüzden biz elimizden geleni yapacağız. Biz de dişimizi sıkacağız. Dediğimiz gibi yani kuru soğan yemeye razıyız. Hepimiz bizim zaten Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan farkımız hepimiz birer asker olmamız. Ama oralarda bunu göremezsiniz. Biz dediğimiz gibi devletin başında kim olursa olsun her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Her zaman emri de bekleriz yani. Devletimize sahip çıkarız diyorsun. Ya bu AK Parti olur, CHP olur. Kim başa olursa olsun bizim için farkı. Bence Erdoğan en yakın zamanda bu işi bence çözer. Erdoğan arkamızda çünkü. O olmasaydı belki de şu an böyle rahat gezemeyecektik. Evet. Neden gezemeyecektik? Merak et. Neden peki? Önceden gezebiliyor muydunuz burada rahat? Hatta daha lüks yaşıyorduk yani. Yok. Yani şunu söyleyeyim. Şu an. Bu millet, hayır. Benim bu millet bu yönetimi hak ediyor. Yani bu, sizin hak peki, ediyorsunuz. Peki ben sana söyleyeceğim. Sen nerelisin? Ne yapacaksın, nereli oldu? Neresin? Söyle bana. Tamam, ne yapacağız? Ben Kürdüm. Ben Adıyamanlıyım. Ben sana bir şey soracağım. Olabilir. Ben Kürtçe konuşamıyorum. Olsaydı. Ama şu an televizyonlarda da konuşabiliyorum. Tabii canım. Allah Allah. AK Parti döneminden önce ben Kürtçe konuşamıyordum. Peki, Tayyip Erdoğan'ı burada rahat rahat eleştirebiliyor musun? Evet. Eleştir bakalım. Eleştirdim. Adam bir tane biri. Yok, ben eleştirdim canım. Dolar niye bu kadar yüksek? Yok, eleştiriyorum. Dolar niye bu kadar yüksek? Ne demek, ne alakası? Şimdi var dediğim gibi kardeşim bak, şu anda dış devletlerin baskısı var. Yani koskoca Amerika'nın işi gücü yok, Türkiye ile mi uğraşıyor? Evet. Allah Allah. Koskoca Amerika kim adama ya? Adama saymıyor bak, adama. Bak bir tane sen papazı, nereden kaybediyorsun kardeşim biliyor musun? Bak aldı. Yok, sen nereden kaybettin şu an biliyor musun? Koskoca Amerika Türkiye ile mi uğraşarak gidiyorsun? Sen kendi vatanını zaten küçük gözle vatanına bakıyorsun. Sen burada kaybettin. Sen burada kaybettin zaten. Ben sen kendi sen Amerika'yı çok büyük görüyorsun. Ben Türkiye'yi de küçücük büyük görüyorsun. Büyük zaten. Bizden güçlü bir ülke değil mi Amerika? Biz daha güçlüyüz ya. Sen böyle yanlış diyorsun. Kafan iyi yok, mi? İyi. Amerika'dan güçlüyüz evet mi diyorsun? Ciddi misin evet yani? İyi ki var Erdoğan. İyi ki. Evet, iyi ki de var. Erdoğan olmasaydı şu an sen böyle rahat rahat gezemezdin. Bak baba, her yer polis. Bak her yer polis, gördün? Sizi koruyorlar. Bak bak bak. Evet. Bak herkes koruyor. Tabii ki. İyi ki var Erdoğan. Dolma doldurup götüremiyoruz. Konuşma. Bilmiyorsun yaşam standartlarını, konuşma. Ben bu ülkede öğrenciyim. Sen ne konuşuyorsun? Benim yaşadığımı sen nereden biliyorsun? Diyor. Hayli Erdoğan diyor ya. Bu kadar gerizekalılık olur mu ya? Geçinenler hiçbir şekilde zaten hiç önemsemiyor da. Şimdi bir tek annem çalışıyor, babam çalışmıyor. İşsiz hasta olduğu için. Tek başına çalışan annem haftanın bilmem belirli günleri işten çıkıp temizliğe gidiyor. Yine yetinemiyor. Doğalgaz parası 800 lira gelmiş. Şu an açmıyorum. Soğukta yatım. Nasıl olacak? Okula nasıl gideceğim? Nasıl? Hiç geçinemiyoruz ki. Dolabı bir kaşar peynir alacağım ya. Eskiden annemin aldığı 20 liralık peynir şu an 50 lira. A101'de. Şimdi buna inanabiliyor mu? Alamıyoruz ama yiyemiyoruz. Böyle alakası yok. Ülkede adalet de yok. Hukuk adalet da yok. Eğitim bir çözüm gelebilir. Yani bu eğer giderse başımızdan, Kılıçdaroğlu gelirse Vahdettin bir şey bırakmış olacak yani Kılıçdaroğlu'na. Diyelim, örnek veriyorum. Bir başkası gelirse onun gibi bir şey bırakacak. Bunun Kılıçdaroğlu'nun referansı nedir? Nasıl bir evet. Ben bir sözümü bitireyim. Az önceki gibi gerizekalılar sayesinde ülke bu halde. Evet. Ha, hakaret etmiyorum da bunun gibi olduk. İnsanlar Kılıçdaroğlu'nun referansları nelerdi? Referans derken
Ne yani gibi? Ben örnek verdim onu. Ben Kılıçdaroğlu gelsin demiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. En azından bir değişiklik olsun ya. Biz AK Parti'den... Hayır, bu kadar gerici olursa tabii kazanmaz. Bu kadar cahil olursa tabii kazanmaz. Hayır, şimdi hayır, söyle. Adamı görmüyor musun? Sürünüyorum diyor. AK Parti'ye oy vereceğim diyor. Tamam, o zaman sürünecek. Yapacak bir şey yok. Millet cahil şekilde, şey, sefalet şekilde yaşayacak yani. Sen bilgin misin? Ben bilgilim demiyorum. Ben ya sadece milletle alakası yok. Diyorum. Bence bir değişiklik olması gerekiyor artık. Yani olsun, olmuyorsa da olsun. Biz bir görelim. Sefay halk değil miyim? Çıkarttıysam indiririm. Benim oyumla gelmedi mi? Geri alırım. Ya yani ben hakkımı başka yerden kullan. Ben CHP, HDP, AK Parti demiyorum. Ben değişiklik görmek istiyorum. Kim gelirse gelsin göreyim ama. Anlatabiliyor muyum? Şu durumun içinden bizi çıkarabilecek birisi varsa, refaha ulaşabilecek birisi varsa, hani ulaştırabilecek birisi varsa, gençlerin önü açılacaksa açılalım. Ha açılmıyorsa da artık yapacak bir şey yok, biz de bıktık. Bak, anlatabiliyor şey muyum ben derdimi? Az önce konuşmanıza dahil oldum. Kadın diyor ki bir araba fiyatı çok pahalı burada falan diyor. Ona rağmen Dine Erdoğan destekliyor. Mesela Almanya'da rahat rahat alabiliyoruz diyor arabayı. Kadın ona rağmen hala Erdoğan'ın destekliyor. Ne diyelim şimdi bunlara? Hak ettiğini yaşamıyor mu yani bu halk? Ne gibi ya? Ne gibi? Yani bir araba burada, devlete de araba alıyorsun ya burada araba alırken. Mesela 700 yurt dışında rahat rahat alabiliyorsun onu. Kadın ondan bahsediyor burada. Ona rağmen Erdoğan'ı destekliyor hala. Ben inanıyorum. Öyle. Benim Almanya'da yaşayan arkadaşlarım var, inanıyorum. Bir de zaten zengin zengin oluyor, fakir fakirse de hep fakir. O yüzden biz burada konuşsak da bir anlamı yok. Yani sen de nefesini boşuna tüketme kardeşim. Aynen, boş ver. Allah büyük diyelim biz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Sözlerinin sokakta nasıl karşılık bulduğunu halkımıza sorduk. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Basın Türk'te kalın.